Yunan tarafında ya Türkler bize saldırırsa diye değil, biz Türklere şu tarihte saldıracağız, ona göre hazırlığınızı yapın anlamında bir hazırlık var mı? Var. Tarih nedir? Var. Tarih nedir? Görülen tarih. Şimdi şöyle, onlar ikinci bir deprem bekliyorlar. İki şeyle götürüyorlar bu işi. Bir, İsa metinleri, yedi kilise. Bu yakalanan Papaz Brunson bu işlerle uğraşıyordu burada. Evet. Anladın mı onu? Barnabas İncil olayı Bir var. işte Bilmiyorum ne kadar konuya Barnabas bizde ama bizde. onların uğraştığı daha ziyade yedi kilise meselesi üzerinden, Selçuk meselesi üzerinden Barnabas İncil'inin burası bir bize enerji geçmesi falan. aslında bütün operasyonları değiştirdi diye düşünüyorum hocam. Yanlış mı düşünüyorum? Hiçbir şey değil, yok, hiçbir şey değiştirmedi. Barnabas İncil'i bizim elimize geçtiği günden bugüne Türkiye 35 senedir başına taş yağdı yani. Bak Ayasofya'yı açtık. İşte o yüzden diyorum. Millet O de yüzden diyor diyorum. işte ama olmuyor yani değil. Yok değil. Yani bir şey söyleyeceğim sana bak güçlü devlet nedir biliyor musun hocam? Mustafa Kemal Atatürk'e İtalyan büyükelçisi geliyor diyor ki efendim bu söyle Antalya istiyor. Bekle diyor üniformayı giyiyor geliyor şimdi tekrar söyle diyor. Tamam efendim diyor, mesajınız alınmıştır diyor. Ve Mussolini'nin donanması Akdeniz'de gezerken Mustafa Kemal Atatürk savar ona yatıyla İstanbul'dan çıkıyor. Alanya'ya gidiyor. Tek başına yatla. Donanma monanma yok. Büyük devlet budur. Tamam devletin temsiliyeti böyle yapılır. Ya da Stalin'e diyor ki tükürdüğünü yalayacaksın. Yazmış olduğun o açıklamayı geriye alacaksın. Aynen geriye alıyor o açıklamayı Stalin. Hatırlıyorsunuz bir açıklama var. Evet, Boğazlar Ardahan Anadolu'yla ilgili. çok iyi hatırlıyorum. Tamam bakın. Şimdi Sputnik üzerinden Rusya benzeri yönde açıklama yapıyor. Bugün Rusya'nın Putin sıcak aynı yolu denizlere izliyor. inmesini kim, yani kim sağladı? AKP sağladı. Biz sağlamadık. Ya ben hükümet falan değilim. Rusya sıcak denizlerini Tartus'ta üst aynı zamanda Mersin'de nükleer santral işi yapma stratejisini çok akıllıca yaptı. Biz yedik tabii. Bugün Rusya, Suriye'de 150-200'e yakın savaş uçağı var. S-400 hava sistemleri var. Evet. Akdeniz'deki donanma sayısı 17 ülkeye ait hocam. Etrafımızdaki savaş uçağı kapasitesi 3500-4000 üzerinde. Halife Haftar'ın sözcüsü geçen sene diyor ki tüm dinler çok yakında Türklere karşı savaşacak. Bu şu demek. İşte biraz önce konuştuğumuz cemaate kaymış Türkler de Türklere karşı savaşacak demek. Hocam, anladınız mı? Evet, çok iyi anladım. Not alıyorum Yani bir anda. şimdi bakın, şimdi Libya niye önemli? Mustafa Kemal Atatürk'ün birinci 19 sürecinin başladığı yer Libya'dır. Yani insiye dedikleri, inisiyasyon dedikleri olayın başladığı yer orasıdır. TR, dünyada TR ile başlayan çok nadir yer vardır. AB, Trablusgarp, AB, Lusgarp, yani Batı. Bakın TR, AB. Dönüyoruz. Bitiş yeri 1937 son vasiyetini yazdığı yer TR, AB, Zon, Trabzon. Şimdi Roosevelt diyor ki dünyada bütün savaşlar Fransa'nın Doğu Akdeniz kıyılarıyla Rusya'nın batısı arasında kalan yerle başlamıştır diyor. Bugün bunu da paylaştık biliyorsunuz Twitter'da var, Facebook'ta da var, Instagram'da da var. Bugün savaş nerede başladı hocam? Burada başladı. Şimdi bu incelemeye çok dikkat ettiğimizde herkes Türklere karşı savaşacaksa o zaman şuna geliyoruz. Birinci Dünya Savaşı bu benim teorim. Henüz bitmemiştir. Bir ateşkestir. İkinci Dünya Savaşı ile nefes alınmıştır. Üçüncü Dünya Savaşı ile devam edecektir ve ediyor şu anda açıkça. Peki biz Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş, Osmanlı paramparça olmuş, içerisinden bir sürü devlet çıkmış. Türk Devleti'ni Birinci Dünya Savaşı sonunda kurmamış bir ülkeyiz. Biz Tanrıkurt dediğimiz yaralanan eli olan bir millet olarak kendimize münhasır Kurtuluş Savaşı ile dünya tarihinde tek kendi savaşıyla devlet kuran ülkeyiz. Ve İkinci Dünya Savaşı'na katılmak. Şeytani savaş olduğu için. Dünya Savaşı'nda ne yapacağız? Üçüncü Dünya Savaşı işte NATO eksenli falan filan vesaire yaşamakta olduğumuz hadiseler etrafımızın büyük bir çember olduğunu gösteriyor.
ve ciddi sıkıntılar içerisindeyiz. Peki ne yapmamız lazım? Şimdi maddeler böyle, MI6'in maddeleri. Açıklamalar bu yönde. 2017 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te 11 Kasım'da Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri ve yeni devlet, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan devletlerin liderlerinin olduğu bir toplantı yapıldı. Birinci Dünya Savaşı'nın tek bir amacı var. Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmak. Bizim ne işimiz var orada ya? Biz oradaydık ama. Cumhurbaşkanı oradaydı. Bizi yıkmak için bir araya gelmiş Müslümanı, Hristiyanı, Kürdü, Arabı. Tamam mı? Ve bizi yıkmışlar. Ve biz oradayız. Ne işimiz var bizim orada? Biz Birinci Dünya Savaşı ile kurulmuş bir devlet değiliz. Biz kendine münhasır Kurtuluş Savaşı ile kurulmuş bir devletiz. Herhalde muhalefet meselesiyle 2009'daki görüşmeden sonra 2011'de dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu İngiltere'de Osmanlı ailesiyle görüştü. Çünkü saltanat İngiltere kraliçesinin noktasında esir. Niye? Vahdettin İngiliz savaş gemisine binerek saltanatı teslim etti. Halifeliği de Abdülmecit teslim edecekti. Atatürk kurtardı. Müslümanların namusunu kurtardı, namusunu. 250 bin İngiliz altında halifeliği İngilizlere verecekler. Ve İngiliz İslam'ı, yani bugün dünyada Eşarilikten tutun Vahabiliğe kadar acayip absürt bir şekilde bir İngiliz İslam var. Hepimiz, bizim yaşımız 50'ye geldi. Hatay neden önemli dedi? Hatay. Hatay. Şimdi Hatay ay hattı diye geçer. Aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay'ı alma sebepleri içerisinde çok büyük bir teolojik altyapısı var. Ayrıca çok aranan bir şey var binlerce yıldır dünya üzerinde. Ay sandığı. Tamam, bunun Hatay'da olduğunu Mustafa Kemal Atatürk biliyordu. Ait sandığını Hatay'dan çıkartamazlar. Ait sandığı gibi bu tür metafor içeren şeyler direkt Tanrı, yani Yaradan'la bağlantılıdır. Ve Yaradan'ın bu konuda ait sandığının adı bir de Tabutu Sekine diye geçer biliyorsunuz. Evet. Sekine. Şekina meleği biliyorsunuz. Peygamber'e de vahiy getirmişliği vardır. Onun koruması altındadır. Öyle o değilsen, yani sen seçilmiş değilsen öyle bir şey bulamazsın da alamazsın da. Ben buradan defineciler falan filan o tür teolojik işlerle uğraşanlara söyleyeyim. Fuzuli yere uğraşmasınlar. İşte Süleyman'ın hazinesi diye Manisa Sipil Dağı'na 3-5 tane spiritel yancıyı falan da götürdüler. Sosyal medyalar yıkıldı. Bilmem kaç bin ton altın var. Ne oldu? Ne dediler? Ne dedi? Aa, bir dakika. Vatikan'ın en üst seviye kardinalleri geldi. Hahamlar geldi, imamlar geldi. Cadılar geldi, spiritüeller, falcılar. Nerede? Burası sadece seçilmiş tarafından açılabilir. Hayatının şöyle bir özelliği var. Mısır. Şöyle Akdeniz haritasına bir bakın. Mısır'ı da içine aldığı zaman Türkiye'nin Akdeniz kıyılarıyla karşı tarafta Mısır ve ortada Kıbrıs, Ay Yıldız çıkar ortaya, farkında mısınız? Ayrıca dikkat ettiniz mi hiç? Önce etmedim. Sizden duyuyorum ilk defa hocam. Şimdi şöyle bakalım. Mısır'dan geliyorsunuz. İşte Lübnan, Filistin, İsrail, Suriye, Türkiye, Antalya'ya kadar. Tam ortasında da Kıbrıs'ı düşünürsek oldu. Evet, Ay Yıldız gibi. Doğru, hiç öyle düşünmemiştim. Ya işte orası, bu yüzden et devleti Türkiye diye geçer Mısır'ın tarihi. Yani Türk devleti diye geçer. Sonra Hatay'da ilk mescit, ilk kilise vesaire vesaire gibi şeyler vardı. Aslında peşinde oldukları şudur. Mustafa Kemal Atatürk bunu çok iyi biliyor. Geçen sene Golden Gate geçişi vardı biliyorsunuz. Mısır'da devlet başkanı dahi katılmıştı. Firavunları klonladılar biliyor musunuz? Böyle bir söylenti var hocam ama ne kadar gerçek bilmiyorum. Doğru söylenti değil. Ben yazdım onu. Bunu başka bir programda konuşuruz. Çok uzun yazdım onu. Firavunları klonladılar. Peşinden Rus devlet başkanı Şoygu dedi ki Tuva savaşçılarını klonlayacağız dedi. 2500 yıllık. Biliyorsunuz kemik, kuyruk sokumu kemiği hiçbir zaman çürümez. Şu anki genetik yani orada, ona müsait. Yeniden birebir yaratmaya müsait. Evet, kelimeyi doğru devam ediyoruz. Peki bu arada Nazım Hikmet'in yazmış olduğu Uyanın Uyanın Kuvayi Milliye Şehitleri diye bir şiir vardı. Onu Fazıl Say frekans olarak bir oratorya yaptı. Siz bunu dinlediniz mi hiç? Dinlemedim hocam. Bence dinleyin. Sözlerini de
Orada dinlediğiniz zaman Kuvayi Milliye Şehitleri mezardan çıkın satıldık diye geçiyor. Milli diye not edeyim. Tamam, bakın. Buradaki sözler frekans sözleri değil. Buradaki sözler 100 sene önce %100 Nazım Hikmet'e yazılmış. Bu bize neyi gösteriyor? Tabii ki Anadolu coğrafyasında şöyle bakalım. Fransızların, İtalyanların, Yunanlıların, İngilizlerin, Amerikalıların hatta Anadolu işgalinde bulunmasının sebepleri vardı. Buradan alıp götürmeye çalıştıkları çok şey vardı. Neden Konya'ya, Mevlana Müzesi'ne kaldırıldı bunlar? Onun bir sebebi vardı. Hacı Bektaş'ta saklandı, Ankara'da saklandı. Şimdi Abdülhamit döneminde Abdülhamit'e kadim devletten şöyle bir talimat gider. Bütün metafizik ve parapsikolojik bilgileri ve sembolleri toplayarak bir araya getirip şu 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 kişilere teslim edeceksin. O kişiler gerektiği şekilde zaman içerisinde bunları muhafızlığını yaparak gereken ilgili kişilere aktaracaklar. Mesela Bosna Hersek niye Sırpların devamlı tehdidi altında hala ve Rusya öbür taraftan Bosna Hersek'i niye tehdit ediyor? Efendim, frekans piramidi var orada. Piramit var ya, enerji bağlantısı olan. Şimdi bizim dünyamız bunlardan çok anlamıyor. Çok farkında değil. Vatandaşa anlatıyorsun. Vatandaş bu ne diyor ya diyor. Vatandaş madde göreceğim diyor. Madde, Hocam, madde. vatandaş yetim derdinde. Bunları düşünecek halde değil şu anda maalesef. Bu hale getirildi. Çok üzülerek Dün söylüyorum. ben valla Çok bir şey üzülerek söylüyorum. söyleyeceğim. Savaşlar, orduları, şimdi Türkiye'de askerlik kaç ay? 6 ay. Askere gittim. 6 ayda bir adam silah tutmayı öğrenebilir mi? 2009'dan beri Suriye İç Savaşı'nda, Libya'da harcanan mühimmata göre, kafile numaralarına göre stokta hangi seneye geldik? Soru bu. Cevabı sizde hocam, bende değil. Sorunun cevabını verirseniz daha iyi olur. Ben vermeyeceğim. Sorunun cevabını bizi izleyenler gidip araştırıp bulsunlar. Ben diyorum ki mühimmat stokları hangi yerde? Şimdi bak, asker stoğu olarak kışlalar boş. Değil mi? Şimdi geçen sene Mersin'den Antalya'ya giderken Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın şeyi var, limanı var. Etrafta işte duvarlar var tabii askeri bölge olduğu için. Nöbetçi kulübelerinde manken bekliyor. Bende resmi var. Manken, manken. Hocam, nöbetçi kulübesinde cansız manken var. Üzerine üniforma giyindirilmiş. Ayıptır ya. Hocam, Yani şimdi ben şimdi buradan şunu bu çıkarıyorum. gençler, Siz Türk ordusunun zaaf içinde olduğunu söylüyorsunuz ama. demedim. Ama buradan bu Siz çıkar hocam. Ben dediniz. şimdi bir Çıkarsamaya. gazeteci olarak siz de O sizin gazeteciyseniz. çıkarsamanız. Hayır. Çıkarsamaya. O senin çıkarsaman. Ben demedim. Türk ordusunun geçen programda böyle bir harekata karşı ilk etapta yenilgi yaşayacağını söyledim. Tekrar da söylerim. Söylüyorum Hangi da. harekat? Bu iç kargaşadan Şimdi iç kargaşa zaten neyi tetikleyecek? Söyleyeyim sana. Bir, Yunanistan'ın hareketini tetikleyecek. Yunanistan'ı Yunan bayrağı olarak düşünmeyin. Yunanistan'ı Yunanistan olarak düşünmeyin. Kıbrıs Rum kesimini tetikleyecek. Suriye'yi tetikleyecek. YPG PKK'yı tetikleyecek. Irak'ı topyekun bir tetikleyecek. saldırı. İran'ı tetikleyecek. Ermenistan'ı tetikleyecek. Çünkü bütün kilit Anadolu. Bunu ben söylemiyorum. Clinton söylüyor. Ermenistan olarak olabilmesi için Rusya ile beraber Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı'yı alması gerekiyor, değil mi? Evet. Açıklama yapıyor. Sputnik de demiyorlar mı? Açık açık diyorlar mı? Evet, Ermeni medyasında da Diyorlar. bunu konuşuyorlar zaten hocam. Takip ediyorum ben. Hayır. Rus medyasında konuşuyorlar. Arkadaşım küçük benim düşman. Rus medyası konuşuyor. Amenna. Tamam mı? Geçen hafta Irak medyası Türkiye'nin PKK terör örgütüne yapmış olduğu hadiseyle ilgili bir sürü nota, otam bir şeyler verip durdu bize. Ya hayranın yok hiç be. Seninle affedersin arkanı topluyoruz ama bunlara güvenemeyiz. Yarın arkadan vururlar. Kerkük Musul'da neler yaşadığımızı gördüm. Suriye bize düşman mı dostum? Düşman. Yani dost kabul etmemiz mümkün değil. Halihazırda baktığımız zaman. Bak, Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad çok akıllı adam.
10 senedir savaşılıyor ülkesinde adam. Şam'da oturuyor. Kendisi mermi de harcamıyor, asker de harcamıyor. Bütün gücü duruyor, muhafaza edilmiş duruyor. Kimse farkında değil. Sıcak çatışmaya Esad birlikleri hiç girmedi şu ana kadar. El-Kaide ile IŞİD'de kim çatıştı? Türk ordusu çatıştı. Evet. Sorsan PKK'da çatıştı. Şimdi PKK'nın 500 bin kişilik bir mevcudu var. Daha bugün haber var. Rakka'daki Amerikan üsleri aktif ediliyor. Zırhlı araçlar getiriliyor. Karargahlar kuruluyor. Niye? Türkiye PKK'ya müdahale edemesin diye. Hocam, Çünkü Suriye Amerika'ya askerleri müdahale etmiş arasında da olacaksın. şöyle bir söylem var bu ara. Şimdi ben bazı hesapları takip ediyorum. Mesleğimiz gereği her türlü grubun hesaplarını, Twitter olsun ya da özel gruplar var Telegram'da falan, ben girip bakıyorum arasında ne konuşuyorlar diye. Suriye, ya Esed'in askerleri, Beşar Esed'in askerleri arasında şöyle bir söylem çok yaygın. Az kaldı, Hatay'ı alıyoruz. Az kaldı, Hatay bizim. Az kaldı. Doğru bilgi. Şimdi buradan ne olacağını anlatayım. İkinci bir deprem yaşanacak Ege ya da Marmara hattında. Bu sene olmazsa seneye mümkün değil, pas geçmez. Yani bu ilahi bir süreç. Söyleyeyim ben sana. Nostradamus 500 sene önce şeyi bilmiyor. Harp silahını bilmiyor. İsa da 2000 sene önce yazmış. Gökten gelen büyük ses misali. Sur deniliyor falan. Bu depremden sonra Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında kapışma yaşanacak. Efes'ten, Efes dedikleri yer İzmir'dir. Denize döküldükleri yerde çıkacaklar. Bu işin teolojik planı. Tamam, yani ne olur ne olmaz bak göreceğiz. Bu aşamada Suriye ordusuyla PKK, YPG, Amerika destekli Hatay ve Cizre üzerinden PKK-YPG dahil. Türkiye'yi, bak Suriye ordusu Hatay'dan devam etmişti buraya kadar. Ortadan yaracak şekilde ilerlemeye başlayacaklar. Büyük bir hava üstü. Açık ve net söylüyorum. Mısır, Bahreyn, Suudi Arabistan, Libya, Yunanistan, ABD, İngiltere, İsrail, kim varsa. Ankara dahil bombalayabilir. Toptan. Şimdi bu bir zemin kapması. Bunu bir kısım YPG çatısı bayrağı altında, bir kısım Yunan bayrağı altında yapacak. Doğru mu anladım hocam? Evet, doğru anladınız. Şimdi Ukrayna, Rusya savaşı, işgali önemli değil. Her neyse. Sadece Ukrayna Rusya arasında değil. Ukrayna'nın hani dünya ölçeğinde bir bağı var bu savaşın hani altyapı noktasında, ama daha önemlisi Türkiye özelinde bir durum söz konusu. Yani bu savaşın aslında zemininin üzerinde inşa edilecek olan yeni savaş sanki Türkiye gibi görünüyor. Ukrayna Şimdi savaşı başladığında şöyle, şunun için soruyorum yani hocam. Ekümeniklik İstanbul'da. evet, devam edeceğim. Oraya, Mesela buyurun hocam. Sözü bırakayım size. Zelenski'nin açıklamaları Türkiye ile ateş çevrelerinin içerisine çekmek almış bir siyasi güdü. Ben söyleyeyim size. Şimdi öyle bir durumdayız ki iki ucu bilmem ne değnek diyorlar ya, o durumdayız. O durumdayız. Yani ne tarafa döneriz, ne tarafa dönersek aşağı çıkırsan sakın, yukarı çıkırsan bıyık. Mesele bu. Şimdi Ukrayna yem, asıl cephe Türkiye. Niye? Evet, Sivastopol limanından ya da Odessa limanından Karadeniz rejisi 5 saat bunların peşinde olduğu Andreas, kızın Kıyafetler. mezarı İstanbul'da, Fatih'te Aziz Andreas. Evet. İstanbul'da Fatih'te Fatih Sultan Mehmet Han'ın yanında bu kemiklerin peşinde. Yani yeniden uyanma, yeniden diri. Şimdi Ekümenik Patrikhane olarak Yunanistan istediği gibi gelip İstanbul'da Ortodoks Kilisesi'yle görüşüyor. Sanki Lozan Anlaşması şartları iptal olmuş. Lozan çöpe atılmış. Adam adalara papaz atayabiliyor. Kiliselere. Ekümenik Patrik olarak geziyor, tozuyor. Fakat Mustafa Kemal Atatürk'ün bu savaşa karşı kurmuş olduğu, bu teoloji savaşına karşı kurmuş olduğu Türk Ortodoks Kilisesi'nin cemaati biliyor. Şimdi Ukrayna Kilisesi İstanbul'un Ortodoks Kilisesi'ne bağlı.
İstanbul Rum Ortodoks Kilisesi'ni, Rus Ortodoks Kilisesi'ni kabul etmeme sebebi var. Çünkü Konstantin Tarikatı, yani Bizans veliahtı Konstantin'i Rusya'ya kaçıyor Fatih'in bir düşman. Tamam mı? Ele geçirmeden Fatih. Ve halen daha orada. Anadolu'da yüzyıllarca dökülen kanın, başımızdaki musibetler hepsi oradan filan. Konstantin kardeşliği dedi. Hala daha faaldirler. Çünkü Rum Ortodoks Kilisesi'nin kabul edilmeme sebebi Yunanistan Bizans'ı temsil etmiyor. Doğu Roma'yı aslında hala istedim. Evet. Gelen noktada gelmiş oldum. Bir pay kapmasamış. Bugün Ukrayna'yı denizden ve karadan kuşatmış olan Rusya yeterince silah ve mühimmatı yamış durumda. Sadece Odessa'dan Karadeniz'e reisi 5 saat denizden uçuyor. Denizden 5 saat. Evet. Boğazların kapandığını düşünelim. Kastamonu işte Zonguldak, Ereğli'den Burdun, İstanbul. Misal veriyorum. O da bir pay alacak. Yeni Zelanda saldırgan silahın üzerindeki hikayeyi hala anlamış değiliz. Hala 2005 yılında Rusya'nın yapmış olduğu İstanbul'un işgali filmi çözmüş değiliz. Hala millet yazıyoruz, okuyorlar. Benim Uyanış 3. Dünya Savaşı teori kitabım var. Hüseyin Hakkı Kahveci. Vatandaşlar bakarsa gerçi Twitter, Facebook, Instagram, YouTube sayfalarında da paylaşıyorum, görebilirler. Destek yayınları üzerinden çıkmış olan bütün kitaplarımı bunlar özel olarak inceledim. Bütün mesele Mesih gelecek, Mehdi gelecek. İsa ile Mehdi İstanbul'da Kız Kulesi'nde buluşacak. Orada buluşma olunca Batı ile Doğu'da çarpışacak. Herkes de biz de bu buluşmada işte Mehdi'nin arkasında kalıyor. Mesih'in arkasında kalıyor. İsa'nın arkasında kalıyor. Ne olacak? İstanbul'u yakacaklar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin planı ne? İstanbul'u tahliye ettik. Niye? Neden tahliye ediyorsun? Madem hala aynen. Afat'ta onu kaldırıyorsun, indiriyorsun. Helikopterler, siyahlar. Cihazlar. Hadi kardeşim. Bir İstanbul nedir ya? Lafa gelince peynir ekmek. Bu işlerin hepsi 100 sene önce Mustafa Kemal Atatürk'ün halledildi. Temizlendi. Tertemiz bir ülke var. Türkiye'de MI6 işte söylediği rapordaki 1972 yılı siyah raporunda şöyle bir şey der. Hiçbir kamu kurumu yok ki başında bizim adamımız olmaz. 1947'de Churchill, Roosevelt ve İnönü görüşmesinde Churchill'de çok partili hayata geçti 5'ten sonra. Geçemeyiz der. Siz geçinler, biz her parti için adam geçiyoruz. Her parti içerisinde, her fraksiyonda, her STK'da, Türk Ocakları hariç, İngiliz sever muhitler cemiyeti vardır. Tamam mı? Evet. Ermeni. Bir şey oluyor. Hayır, bir şey oluyor. Herkes Ermeni oluyor. Ulan kimse Topal Osmanlı gitti. Ben çıktım dedim ki ben Atatürk'üm. Bütün ağır bize küfür. Ya kardeşim ben Atatürk'üm derken Atatürk'ün demedim. Sen güzel güzel ben Ermeniyim diyorsan hepimiz Ermeni izliyoruz. Biz de hepimiz Atatürk izliyoruz. Yani. Evet. Hepimiz ne var bunda? Hepimiz Muhammed'iz desek ne olur? Bir Muhammed'i savunmak için, bir Atatürk'ü savunmak için yanlış bir şey demiyoruz. Ama Türkiye o kadar ayrışmış, o kadar bölünmüş ki, ışıkmış. Müzesi, Kraliyet Müzesi, Müzesi'nin en büyük düşmanı. Kim? Araştırması yapıyor için konuştu. Değil mi bak? Mustafa Kemal Atatürk. İngilizlerin en çok düşman olduğu adam. Şimdi bu memleketi tasfiye edip halifelik musibetiyle Osmanlı ailesinin bir kısım şehzade tiplemelerini buraya getirdiler. Tamam mı? Onlar da kendilerini prens falan zannediyorlar. Vakti gelince bir daha gidecek yerleri yok. Sıradan vatandaş gibi yaşayacaklar. Hem de bir daha ağızlarını almayacaklar. Dedenine. Senin dedenin kılıcının altından yüz binlerce Türk evladı öldü. Evet, Osmanlı'nın son dönemi çok hatalarla, hatalarla dolu. Şunu tartışmayız. Osmanlı bizim ecdadımız. Tabii yani onu tartışmıyoruz zaten. İyisinde, kötüsünde tartışmayız.